geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli, şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri, burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde. Su, su, yaylalar, 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 yaylalar. Asker, uzun, yaylalar, yaylalar. Sarışın, esmer, fark etmez. Yaylalar, evren kurtarır. Eğitim koşu, yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da, şükretmeye öğrendim ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sahil günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hey! Şakir! Emredin komutanım. Arama var. Aç dolap kapaklarını. Emredersiniz komutanım. Hasta eminim. Sen de yatakları kontrol et. Emredersiniz komutanım. Merhaba Fato. Ben sana bir hediye aldım. Ufak bir hediye. Yılbaşı için. Aslında o zaman verecektim o gün dükkanda. Ama Mehmet vardı. Onun yanında da veremezdin değil mi? Yani adamın böyle gözüne sokar gibi. Çünkü siz daha önce... Aslında beni çok fazla ilgilendirmez tabii. Ama canım onun da bana atmadığı trip kalmadı. Neyse. Asıl benim söylemek istediğim... Fato. Ben seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ben de seni sevgilim. Ama kartopu... Kimse giremez demişti. Ya oğlum boş ver şimdi kartopunu martopunu. Şaşkın. Oğlum git konuş kızla. Otur karşına. Bak abicim de böyle böyle de. Lan ne bileyim işte, seviyorum evleneceğim de bir şeydi ama. Sinyor. Aşkından verem olacaksın oğlum. Birliğinizde görev yapan erbaş ve erler arasında iyi derecede bilgisayar bilen ve en az 2 yıl bir muhasebe bürosunda çalışmış ve askerliğinin bitmesine 6 aydan fazla olan personelin 1. Ordu Komutanlığı Personel Başkanlığı'na bildirilmesini rica ederim. Bu tarif ettikleri kişiyi sanki bir yerden tanıyorum ben. Neymiş o ya? 2 sene bilgisayar. NATO görevine mi? Hı. Artık NATO'nun paralarını Türk askerlerine mi saydırıyorlar? Ha. 100'lük euro demiş ki beni Türk muhasebecilerine emanet edin. Ne bileyim oğlum ben, bilsem sana getirmezdim herhalde değil mi? Şu bütün bölüklere dağıtılan öncelikli emirler var ya, onlardan biri işte. Bakarız abicim sonra.
Şu anda Anatoly'le değil, sadece Fatoly'le ilgileniyorum. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına der bir şarkı. Bilir misin sen onu? Kurban Bayramı'nda babanı aradığında seni yine terslemişti. O zaman ben seni sabaha kadar dinlemiştim ama. Aman be! Ne şantajcı adammışsın sen de ya! Bana niye anlatıyorsun abi Fatomato? Git kendisini anlat, bana niye anlatıyorsun? Anlatacağım abicim. Cumartesi günü anlatacağım. Ya anlatırken yanımda durur musun? Yok artık. Gidip ben anlatayım, sen hiç zahmet etme istiyorsan. Vallahi bana uyar. Ah be Mehmet'im. Elimde olsa gerçekten canım feda ama şu yakışıklı kardeşinin cumartesi günü çok önemli bir randevusu var. Ertele. Olmaz. Bütün Türkiye arkamda lan. Borsanın tavan yapması bile benim atacağım gole bağlı yani, sen düşün. Levent Üsteğmen bile çarşı kağıdına çarşıya çıkması milletin menfaati nedir diye yazmış. Ya atma be, atma be. Kağıtlar bende, nereye yazıyor? İyi geceler yavrum sana. Fat olur rüyalar. Gökhan. Şey komutanım, dolabımda bir şey unutmuşum da onu alacaktım. Bu şeyi mi alacaktın? O ne Gökhan? Aa, ekmek komutanım. Arasında beyaz peynir soğan var. Kuru kuru gitmedi biliyor musun? Sabah bırakmıştım, almaya geldim. Dolabında yiyecek bulundurduğun için çarşı cezalısın. Çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Şakir. İşte sanatçı ruhu bu. Bu. Canım benim, bu sendeki ruh tuz ruhu olmasın sakın. Hani sahneye çıkınca uçuyor ya, o bakımdan. Bakayım lan, neler yapmışsın serseri yine. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum, bu birine çok benziyor ama kime bak tam çıkartamadım ha. Sana benziyor. Hadi be. Evet, işte aynı mahzun gözler. Efendim, karakteristik bir burun, son rötuşlar var ama bu sen. Hmm, bak bana bak Derlikçi, yarınki atışta da seni hedef tahtası yaparım ona göre ha. Hayretmiş. İşte efendim, biz sanatçıların en büyük sorunu da bu. Anlaşılamıyoruz. Umar. Ula Arıza, darılmayasın ama tip kişinin aynısı sen ula. Ha böyle köfte dudaklar. Bana bak, çavuş, bana köfte deme. Hani köfte, ip ince dudağım var benim. Cemal Bey, üzülmeyin efendim, ben sizi de çizerim. Ulan iyi çiziyorsun uşağım. Müjdeye gönderiyorsun ha. Efendim çok affedersiniz ama sırada başkası var. İzninizle. Şimdi efendim, kiraz dudaklar. Evet, sonracıma okka gibi bir burun. Efendim, elma yanak, yok elma çok masum olur, onu geçiyoruz. Saçlar, saçlar efendim, en sevdiğim yerler saçlar, onlar da sırma saçlar, sırma, sırma saçlar. Sonracığıma gözler, ifade, göz, derin göz, büyük göz, şöyle açalım, iris aralığı, evet onlar da kirpikler, yakıcı. Yakıcı kirpikler, büyük, büyük kirpikler. Evet, işte bu. Bilin bakalım, bu hangi komutanımızın resmi? Hangi komutanmış asker? Dikkat! Sana diyorum Muzcu. Vedat Yemişçi, İzmir. Komutanım, sanatım sadece hayalimdeki birini temsil ediyordu. Mona Lisa gibi. Ama burada icra ettiğim için özür dilerim komutanım. 5 dakika boş bırakmaya gelmiyorsunuz bakıyorum. Bitti mi hedefler? Bitti komutanım. İyi. Eğitime geç kalmazsınız o zaman. Nasıl?
Ne eğitimi komutanım? O kadar çalıştık, bir mola hani. Eğitime dedim. Yürüyün baş baş. Emredersiniz komutanım. Muzcu. Sen de. Emredersiniz komutanım. Bunlar ne Ferit? Şarj cihazları komutanım. Öyle mi? Peki neyin şarj cihazları Ferit? Cep telefonu. Ha, cep telefonlarımın ama telefonlar sizde komutanım. Ferit, ben de senin 3 tane cep telefonun var. Burada ise 4 tane şarj cihazı var. Biri bozuk onların komutanım. İkisi bir sayılır, ona istinaden. Dua et de öyle olsun. Bak, bir daha sana ait bir cep telefonu bulursam ne yapacağımı biliyorsun değil mi Ferit? O telefonu kafanda kırarım. Emredersiniz komutanım. Çık. Emredersiniz komutanım. Gelin bakalım muhteşem ikili. Bunlar sizin dolaplarınızdan çıktı. Bir çift eldiven. Bir tane bere. Hepsi bir örnek. Oğlum Kızılay mı dağıtıyor bunları size? Hediye komutanım. Komutanım. Ben kardeşime almıştım. Teyzemin kızını aldım. Babama aldım. Bana ne her kiminse? Koğuşta sivil eşya bulundurulmayacağını bilmiyor musunuz? İkiniz de çarşı cezalısınız. Emredersiniz komutanım. Alın bunları da yok edin. Emredersiniz komutanım. Çıkın dışarı! Ay bir dur ya. Of. Sabahtan beri bız bız. Alo. Evet, Feyt'in telefonu. Size ne hanımefendi? Biliyorsunuz kendisi asker. Telefon yasak burada. Bugün de arama var. O da bana bıraktı telefonu. Tamam, iletirim. Nerede dediniz? Bir dakika. Alo. Kaan. Ne olsun? Ay patlamayın hanımefendi ya, bir dakika. Üf. Alo. Ne olsun Kaan'cığım? Ya of, ben seni sonra arasam. Ya hanımefendi bir dakika dedi. Bir tek sizin sevgiliniz yok. Tamam hayatım, arayacağım. Tamam. Nerede kalmıştık? Peki yazıyorum. Saat 1'de. Burçak Hanım aradılar. Pardon? Burçin. Ne fark eder? Tamam. Of. Merhaba iyi dost, güzel insan. Merhaba. Burada öyle biri yok. Senin şu telefonun yüzünden cinnet geçiren bir kız var. Ya alt tarafı benim için 2 saat telefonuma sahip çıktın. Ne olmuş yani? Arayan soran var mı? Olmaz mı? Vallahi sabahtan beri bızbızlayıp duruyor. Açmak zorunda kaldım, kusura bakma. Kimler aradı peki? Hemen bakalım Ferit Bey, kimler aramış? Anneniz aramışlar. Vitaminlerinizi aksatmamanız gerektiğini söylemişler. Daha sonra Burçak Hanım aramış ve saat 1'de önemli bir randevunuz varmış. Buyurun. Burçin? Öyle bir şey. Evet. Sonunda. Vay, ne oluyor? İşler iyi galiba. İdare eder. Tatlı kızdır Burçin. Bana biraz aptal gibi geldi ama. Herkes sizin gibi hem güzel hem de zeki olmayı başaramıyor Melek Hanım. Neydi sizinkinin adı? Kamil. Sizin işler nasıl? Kamil. Kaan Ferit'ciğim, Kaan. İyi işte. Kibar bir çocuk. Çok konuştun tabii. Bezdirdin adamı. Bak, senin Burçak'la konuşayım derken çocuğun yüzüne kapattım telefonu. Ne konuşması? Oho, sen böyle yüzüne kapatırsan telefonu Kazım aramaz tabii seni. Ferit, çık dışarı. İyi. Çıkıyorum. Sen de rahat rahat ara. Kemal'e selam söyle. Alo. Kaan. Gülümseyin, çekiyorum. Şimdi sarılın. Son bir tane daha. Buraya bakın. Tamamdır. Teşekkürler. Aa, ne haber? İyi. Hava ne güzel değil mi? Ya, güzel.
Fato, biraz vaktin varsa konuşabilir miyiz? Fato abla, bir resmimizi çeker misin? Bir dakika. Bir dakika, geliyorum. Mehmet, Levent Süleyman nöbet listesini soruyor. Seni yerinde bulamayınca çok kızdı, haberin olsun. Tamam, ben geliyorum. Fato, Levent Süleyman beni çağırmış. Sonra görüşürüz. Tamam. Ayrılın Mehmet. Nereye? Ne bileyim abi ya. Levent Süleyman beni sormuş. Ha. Yani ben olmasam koskoca piyade alayı çökecek. E çöker. Ne mühim adammışım kardeşim. Ne olursun oğlum, öylesin. Tamamdır. En kahraman fotoğrafçı Fato Fatore. Nasılsın? Niye? Bir şey mi isteyeceksin yine? Ne oldu be? Hatırını sordum. Evet, hatırımı sordum. Ben de şaşırdım. Hani kibarlıktan falan soruyorsan hiç zahmet etme. Direkt görmezden gel. Ya ne oldu? Canını sıkacak bir şey mi yaptım ben? Aa, yok canım. Sen zaten ne yaparsın ki? Ya bir şey söyleyeceksen açıkça söyle. Böyle yapmana gerek yok. Ya inanmıyorum ya. Hem suçlusun hem üste çıkmaya çalışıyorsun Seyfe. Bir aydır suratımı görmek istemeyen sensin. Beni ne zaman görsen ya işim var ya da görmemezlikten geliyorsun. Yılbaşı da olmasa dükkana uğrayacağın yoktu. Aslında o gün de gelmemişsin de ben seni içeri zorla davet etmiştim. Tamam. Tamam, haklısın. Yani nasıl göründüğünü şimdi çok daha iyi anlıyorum. Ama öyle değil. Gerçekten değil. Ya tabii tabii. Nasıl olsa bazı meselelerin çözüldü Seyfi. Şimdi keyfin yerinde. Bu. Kafandaki. Seni sakladığını mı düşünüyorsun? Komutanım, aslında kamuflajım bu değildi. Dün gece koğuşta başka bir kamuflaj yapmıştım ama koğuşu unuttum onu. Neydi? Kafanı gömmek için kum dolu leğen mi? Bu mu senin kamuflajın? Tatbikatta böyle yapmıştık. Yetmişti komutanım. Bu kimin fikriydi? Benim fikrim değildi komutanım. Tahmin etmiştim. Demek bu muhteşem fikir senindi. Komutanım, biz bu tema ile sadece kamufle olmuyoruz, aynı zamanda çevre kirliliği sorununa parmak basıyoruz komutanım. Yat Vedat, 20'sini al. Tahmin etmiştim komutanım. Peki ya sen Hamza? Niye kamuflaj yapmadın? Komutanım, onların üstünde böcek var, pis pis. Efendim? Tekrar etse herkes duysun. Dalların, otların üzerinde böcek var. Haliyle benim de böcek fobisim var. Komutanım, psikolojik bir şey. Yeter! Bu duruma siz ne diyorsunuz Asteğmen'im? Manyak herifler. Ne diyeyim komutanım? Bu kadar yetmez. Bu eğitimi siz verdiniz değil mi? Bu sizin sorumluluğunuz. Haklısınız komutanım. Bu konuyu ciddiye alana, doğru dürüst gizleme ve kamuflaj yapmayı öğrenene kadar gece gündüz çalıştıracaksınız bunları. Emredersiniz komutanım. Ayrıca Levent Üsteğmen'e emrimi bildirip hepsinin hafta sonu çarşı cezalı olduğunu söyleyin. Emredersiniz komutanım. Ama komutanım. Ne var onbaşı? Ben yaptım kamuflajı biliyorsunuz. Yok ya. Peki nerede şimdi? Komutanım. Sarmaşıkları sırganotlu çıktı. Her tarafım yanıyor, ölüyorum. Düşman gelirken de ona aynı şeyi söylersin. Bakalım onlar sana ne ceza verecek. Emredersiniz komutanım. Bugünlük bu kadar Asteğmen'im. Dağıtabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Tüh. Beceriksiz şey. Ver, hadi, hadi. Yarıyorum o.
Yok canım, ne zahmeti? Ya sen dert etme, ben hallederim. Hem sen takılma artık böyle şeylere. Biraz da kendi sağlığını düşün. Bak inşallah yarın ameliyat da sorunsuz geçecek. Aha. Tabii tabii, ben yarın sabahtan alırım. İstersen seni hastaneye de bırakırım. Tamam. Haydi hoşça kal yengeciğim. Geçmiş olsun. Hayrola? Yengem komutanım. Yarın göğsünden bir kitle alacaklar da. Meme kanseri mi? Daha tam anlamadılar. Ancak biyopsiden sonra belli olacakmış. İnşallah sonuç iyi çıkar. İnşallah komutanım. Ben çıkıyorum komutanım. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi be, hadi. Ya ben vallahi o dallardan acayip huylandım babacanlar. Yatmadan önce bir duş alıp üstüme böyle bir hafif bir şeyler giymeden uyuyamayacağım. Seninki de laf ha. Şuraya bak kardeşim, her yerim çizik içinde. Bir de beni tembel bilirsiniz ha. Sanki kardeşim 10 tane kediyle aynı çuvalın içine girmişim ha. Gireceksin tabii oğlum. Bu vatan için gerekirse 10 kedinin yanına 10 da köpek koyup öyle gireceksin. Sonra da kızılcık hoşafı içtim diyeceksin. He. Yarı bulasaydın hoşafını. Sen de kocak içini çuvala koysaydın da çanak çömlek patlasaydın. Vallahi ben bir belgeselde görmüştüm babacan. Böyle bir kuş vardı da yumurtası kafam kadar. Hani derler yok devenin kuşu ha. Deve kuşu böyle kafasını kuma sokardı da saklandım sanırdı. Eşek sıpası kuş beyindi ya. Yani sen şimdi Jumbo'ya deve kuşu mu demek istiyorsun? Demek yatmaya hazırlanıyorsunuz. Güzel. Evet komutanım. Üzerinize afiyet. Bugün çok yorulduk. Peki ya sen Hamza? Sen niye yatmıyorsun? Ben şey komutanım hani böyle... Sen ney Hamza? Sen ney? Vedat? Sen niye ayaktasın? Ben niye ayaktayım komutanım? Ben şimdi yatıyorum, hemen kamufle oluyorum komutanım. Demek günün yorgunluğunu atmak için yatmaya hazırlanıyorsunuz. Yatmadan önce birer bardak sıcak süt alır mıydık? Hı? Ya da uyurken üstünüzü örteyim mi? He? Ne de olsa ana kucağıyla asker ocağının bir farkı kalmadı. Peki ben size desem ki, hiç üstümüzü örtmeyelim. Hatta hazır üstümüzü örtmemişken uyumayalım. Madem uyumuyoruz, madem beni komutanlarıma rezil ettiniz, eğitim alanına gidip sabaha kadar gizleme ve kamuflaj eğitimi yapalım. İlahi komutanım. Çok affedersiniz. Komutanım günler çuvala mı girdi? Yarın yapalım gündüz şen kamuflaj. He? 10 dakika içinde eğitim alanında olmazsanız askerliğiniz bitmez. 9 dakika 40 saniye kaldı. Zaman hızlı akıyor. Şaka ya şaka, şaka değil mi? Şaka yapıyorsunuz sizi gidi sizi. ciddi. Evet. Gizleme ve kamuflaj neymiş? Düşmandan saklandık. Küçük hedefleri küçük. Düşmandan saklandık. Kes. Börtü böcek, ısırgan otu olsa bile saklanacaksınız. Düşman sizi görmeyecek. Sesiniz çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı diyorum. Kime diyorum? Bize. Ama siz ses çıkmayacak dediniz komutanım. Gizleme yaparken dedim, manyak herif. Şimdi yapıyoruz mu gizleme? Sence? Bilmem. Sence yapıyoruz mu Cemal? Bilmem. Ben daha bir şey yapmadım. Komutanım, ben hamsi taklidi yapayım mı? Bakın düşman bile gerçek hamsiden ayrı demez beni. Komutanım, düşmanın kılığına girsek olmaz mı? Tabii komutanım, aklı karışır. Bakar biz de ondanız, geçer gider yanımızdan be ya. Vallahi harika fikir be. Aferin. Nasıl? Harika falan değil. Saçma. Ama komutanım siz de hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Komutanım, ne zaman teneffüs olacak? Yok.
teneffüs menefüs yok. Daha yeni başlıyoruz. Sabaha kadar buradayız. O zaman sizden bir ağacın altına kamuflaj yapmak için izin isteyeceğim komutanım. O ne demek be? Bilirsin. Tuvaletim geldi de. Benim de bir şey var. Günaydın küçük bey. Kim olduğunuzu sorabilir miyim? Benim adım Yavuz, sen kimsin? Benim adım da Deniz. Ben 5 yaşındayım. Hadi ya. Bayağı büyükmüşsün. Sen de büyüksün. Teşekkür ederim. Günaydın komutanım. Günaydın üsteğmenim. Yeğenimle tanışmışsınız anlaşılan. Tanıştık. Yeğeniniz olduğunu bilmiyordum. Senin kocan var mı Deniz? Hayır paşam, bekarım. Al bakalım Yavuz. Bu tost bitecek, tamam mı? Ya yemeyeceğim amca, yemeyeceğim. Yavuz. Aşk olsun üsteğmenim. Hiç şakadan anlamıyorsunuz. Yavuz tabii ki tostunu yiyecek. Sadece şaka yapıyor. Değil mi paşam? Evet amca, hiç şakadan anlamıyorsun. Ben şaka yapıyorum, değil mi Deniz? Hadi tostunu ye de şaka olduğunu anlasın. Aferin Yavuz. Komutanım, kusura bakmayın. Yengemin ameliyatından size bahsetmiştim. Sağ olsun Muzaffer albayım da izin verdi. Yavuz bir iki gün benimle kalacak. Özre gerek yok. Biz Yavuz'la çok iyi anlaştık. Sağ olun komutanım. Amca 6 yaşında olunca Deniz'le evlenebilir miyim? Ha, gel Ferit. Bu benim yeğenim Yavuz. Merhaba küçük bey. Sensin küçük bey. Şşt Yavuz. Ferit, ben atıştan dönene kadar Yavuz'a göz kulak ol. Şey komutanım, ben aslında çocukları severim ama emredersiniz komutanım. Babacanlar, oğlum bak kaçıntı bastı. Bir bak, böcek mi kalmış, dal mı, yaprak mı? Ne kalmış lan? Heh. Ya dal yaprak yok bir şey abi. Uylanmışsın bir kere ya. Yok babacan, ben aslında ondan uylanmadım. Kerim Asleymen'den uylandım. Bıdık şey, mokur mokurmuş. Kardeşim, kamuflaj neymiş ya? Saklan saklan, nereye kadar? Düşman elbet görecek. E tabii. Ha. Ben çok sevdim valla. Tıpkı saklanmaş gibi. Aferin. Ulan sevecek başka bir şey bulamadın değil mi Tosun'u? Ulan saklanasın da bir daha bulut havayasın inşallah. Bana bak, kara cahil kara top. Ya ne var be, ne var? Aslında benim sizin yanınızda olmamam gerekiyor. Ya ben aslında gayet de akıllı da zeki de bir insanım. Ya okulu da hep böyle kötü arkadaşlar yüzünden bitirememiştim. Bak şimdi, bak. Kara topuma bak benim. Kara tuttum çatal kara. Biz seni tutmayalım. Hadi göster hünerini de görelim. Tamam, ben size kamuflajın kralını göstereyim. Şimdi inceden ve sinsi sinsi şöyle iri bir ağaç kütüğü veya bir ayı bulunup onun arkasına geçilir ve oraya saklanılır. Nasıl kamuflaj ama? Bak! Çok komik! Bana bak kartımı. Senin aslında kamuflaja falan ihtiyacın yok ha. Geceleri böyle çırıçıplak senin dolaş ortalarda kimsenin haberi olmaz. Geceleri kara, senin dibin geceden kara anasını satayım. evet. Şimdi Tekirdağ dolaylarından Ankara dolaylarına istek küfrümüz geliyor. Ulan ben senin ebenim. Hıt. Ne oluyor? Kantarın topuzunu kaçırmayın babacanlar. Efendi olun, efendi biraz. Aile var oğlum burada. Yani hepsinin ailesi var evde. Hayret bir şey. Ey! Düşün. Beynim pörtleyecek abicim sonunda be. Ey! Ha. Pörtlemiş zaten. Ne yaptın? Konuşabildin mi Fato'yla? Konuşmadım Fato'yla falan. Konuşmayacağım lan. Hayda! Oğlum boşuna mıydı o kadar serenat prova? Dalga geçme be. Dalga geçme ya. Bu iş Mehmet'e rağmen olmaz. Aman! Taktığın şeye bak. Ne olmuş abicim? Onların olayı bitmiş gitmiş be. Hem ne demişler? Çok affedersin ama yemeğinin malını yerler. Yani bazen sana hayran oluyorum Vedat ya. Yani şu narin görünümünün altında ayı gibi bir kalbin var ya. Teveccühünüz, teşekkür ederim.
Sen bana laf yetiştireceğine git de derdini anlat Fato'ya. Hey, ben senin yerinde olacaktım ki. Onu var ya böyle belinden kavrar, kendi böyle kendime doğru çeker, gözlerinin içine bakardım böyle. Yavaş, bak böyle bir şey olmayacak, tamam mı? Vazgeçtim ben Fato'dan. Ha ne yani, aşık değil misin abicim Fato'ya? Oğlum bu iş aşkla meşkle olmuyor. Ben Mehmet'i de en az Fato kadar seviyorum. Hay içim sıkıldı. Sanki Türk filmlerinden fırlamış adam gibisin ha. Arkadaşımın aşkısın Nalan. Korkarım ki seninle birlikte olamayız. Zengin olduğunuz kadar küstahsınız da. Tamam be, gel gel, şaka yaptım. Süpersin. Süpersin, gel. Dıksın. Ay sen ne yapıyorsun? Kimsin? Nereden çıktın? Dursana be çocuk. Niye elimi bırakıyorsun? Ya kaybolsaydın? Merak etme, ben seni bu kötü adamdan korurum. O kötü adam şimdi böyle bir girişecek sana. Bir çocuk bitirmiş koskoca Ferit'i, vay be. Canım, kimsin sen? Canım deme şu canavara. Fırtına Levent'in yeğeni Kasırga Yavuz. Canavar değilim, Yavuz'la. Merhaba Yavuz, ben de Melek. Aman dikkat et, ısırabilir. Merak etme Yavuzcuğum, Ferit'in tipi böyle. Hemşire hanım, hemşire hanım. Bir sen eksiktin. Hemşire hanım, hemşire hanım. Sıcak su ve jilet var mı hemşire hanım? Yok, fare ziyeri de olur. Yok, onunla çok acı çekerim herhalde. En iyisi siz beni vurun. Daha fazla dayanamayacağım. Ben bugün kendimi intihar edeceğim. Benim bugün kesinlikle kamuflaj eğitiminden yırtmam lazım. Bana bir reçete. Kızın başka işi gücü yoktu sanki. Aman ne şirin şeysin sen öyle. Bebeğim. Bakıyorum zeka yaşına münasip arkadaşlar edinmişsin Ferit. Levent Üsteğmen'in yeğeni. Ben bu abiyi sevdim. Kadoo. O zaman sen git Fırtına Levent amcana de ki ben bu abiyi çok sevdim de o bugün kamuflaj eğitimine katılmasın de. Kamuflaj mı? Kamuflaj. Kim zeka yaşına göre arkadaş bulmuş? Aman canım, her neyse. Meleğim canım. Bana olan aşkını ispat etme günüdür bugün. Ben bu gidişle kamuflaj eğitimlerinde vereceğim son nefesimi. Bak senden son vereceğim ben. Git istersen şu doktora söyle de ki bu adam çürüktür. Kamufle olamaz de ha. Ya sen çıksana dışarı. Ne bu böyle sabah sabah? Hadi. Şirin bir çocuk. Askerliğe de bayağı meraklı. Öyledir. Babası da subay. Öyle mi? O da mı karacı? Karacıydı komutanım. Abim Güneydoğu'da şehit oldu. Üzgünüm. Hazırlıklar tamam mı Aslı Emine? Evet komutanım. Talimatları okudun mu? Okudum komutanım. Tamam. Arkadaşlar, Allah göstermesin. Bir gün ülkemizi savunmak durumunda kalırsak tüfeğimiz bizim en önemli silahımız olacaktır. Attığını vurmak bir meziyettir. Bunu kimileri çabuk, kimileri yavaş yavaş öğrenir. Heyecanlanmayacaksınız. Size öğrettiklerimizi unutmayacaksınız. Her şeyden önce emniyet gelmektedir. Dolu silahınızın namlusunu hedeflerden başka bir yere çevirmeyeceksiniz. Atış esnasında beyaz flama kalkmadan ayağa kalkmayacaksınız. Yanınızdaki nezaretçi askerin uyarılarını dikkate alacaksınız. Komutanım izninizle. Buyurun Üsteğmenim. Asteğmenim. Emredersiniz komutanım. İlk 6 kişi atış hattına. Marş marş. Yatarak desteksiz nişan vaziyeti. Al. Doldur kafa. Gravette kaç kalori vardır? Ne bileyim ben ya. 100. Tosun. Ya onbaşı burada tos bekliyor. Sen sallanıyor ya. Koy şunu şuraya. Yavaş. Hayır.
Anam! Bundan oldu çift kaçar. Dur! Lan oğlum dur! Edeceğim parayı! Yavaş. Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın lan dostum ha? Ne yaptın lan? Bir süre. Yakayım bırak seni ha? Bırak. Allah'ın şunu basan sikerliğimi yakacaksın. Bir dakika. Ne oluyor posta? Çocuk senin mi? O zaman yeni tost al bana. Benim az önce yaptığım nasıl olmuş? Levent Üsteğmen'in yeğeni salak. Anam! Ne şirin şeysin lan sen böyle. Yalaka. Dikkat edin kesin nişancı. Evde talim yapılıyordur oğlum Levent Üsteğmen buna. Var ya sabahları da içti bağlıyordur bu beletten. Gaz uzanmazsınız bunları yap anlatırım amcama. Allah Allah. Canım benim pek de şirin şekermiş bu çocukcağız. Alırız tabii. Almaz mıyız gazoz seni küpeyle olsun. Tosun gazoz kat. Tamam. Şşş aman diyeyim. Ulan oğlum sen nereden çıktın küçük babacın? Aman diyorum fazla yaklaşma baba. Şirinlik mıskası ya. Aman dikkatli ol canavar çıkabilir ha. Hmm, çocuğa canavar diyene bak. Sen kazma kat. Kazmalara bak ya. Oğlum siz ne anlarsınız çocuk sevgisinden? Şşş. Ne haber babacığım? Ben Hamza Deli Bunlar Ertuğrul Memrat komutanı. Hamza o kadar. Hamza. Levent Üsteğmen'i diyenidir. O da göre. Bana ne be? Kimin yeğenize kimin yeğeni? Önemli değil ki kardeşim. Önemli olan bunun çocuk olması. Bunlar var ya dünyanın en masum şeyleri be. Adın ne senin bakayım he? He? Yavuz Kasırga Yavuz. Devam et. İkinci yol atışı tamamlandı komutanım. İkinci yol atışı tamamlandı komutanım. Asker. Ben kaç tane vurdum diye bakacaktım komutanım. Bunları emirle yapmayacak mıydın? Ya vurulsaydın anana babana ne diyecektim ben? Bir daha böyle aptallıklar yapma. Siz de dikkatli olun. De, daha hızlı git çabuk. Attıydı o yavrum. Eşek. On başının eşeği. Ben çok yoruldum yeğenim. İstiyorsan biraz seni kara olan gezdirsin. Rrr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 r
diye bir şeyden ne anlarsınız ya? Ya kardeşim, çocuk sevgi demektir. Sevgi budur. Sevgi budur işte be. Ya komutanın yeğeni olmayacaktı. Ben ona sevgi göstersini bir tokatla gösterdim ama neyse. Hey, çıkar oğlum çocuğu buradan. Dağıt her tarafa yere bak. Sen nesin? Vallahi hayret bir şey. Billahi hayret bir şey. Ulan çocuk sevgisi nedir? Hiç anlar mısınız siz ya? Yemin ediyorum bunlar kıyamet alamet. Gel 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 civarım. Ben sana masal anlatayım. Bak. Pamuk Prenses'le şeyin yedi kısa kabusun maceralarını anlatayım ha? İstemem. Ha, istemezmiş. O zaman Keloğlan'ı da bilmezsin sen. Keloğlan neydi o? Keloğlan Action Man'e karşı. Onu anlatayım. İstemem. Onu da istemez. Ne ister bu ya? Ya Arzu abi, şarkı söyle de neşesini bulsun çocuk be ya. Hay aşa be Karatop. Valla fena fikir, güzel fikir ha. Benim de bildiğim çok güzel bir türkü var, çocuk türküsü. Bak şimdi. Eve zaman içinde var imiş bir dunganga. Alırmış çocukları, atarmış sepetine. Dunganga, 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 dunganga. Niye amca istedi birdenbire şimdi ya? Ne oldu be? Elin körü oldu, ne oldu? Ver çocuğu. Honganga, honganga boru sesiyle sanırsın ayı yavrusunu seviyor ya. Amcamı tamam. İstiyorum. Merhaba sizin. Ay ödüm kopardın. Merak etme, kötüye hiçbir şey olmaz. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun sen burada? Ben senin bacakların olmadığını sanıyordum. O ne demek be?
Ya hep masada ve bilgisayarın başında görüyorum ya seni. Kötürümsün falan sandım. Ayakta görünce tanıyamadım. Aman ne komik, ne komik. Evet, komik. Dökül bakalım. Ne istiyorsun? Allah Allah, selam vermek de kabahat ya. Ne isteyeceğim? Bir şey istemiyorum. Boşuna geveleme Mehmet. Benden bir şey isteyeceğine eminim. Gözünden belli. Çok mu belli oluyor ya? Neyse o zaman daha fazla kasmayayım, konuya gireyim direkt. Ya Suzi, Fatun'un bu aralar keyfi nasıl? Yerinde mi? Oo, vay vay vay. Niye soruyorsun bakayım? Ha? Ayrıldığınıza eşekler gibi pişmansın değil mi? Eşek kısmı hariç. Doğru. Beklediğin kabahati oğlum. Yapma ya. Ayrıldığınızda acayip kötüydü. Ama benden tavsiye, elini çabuk tut. Fato yansıdı olan bir tek sen değilsin. Ne demek o şimdi? Kimmiş o lavuk? Bizim bölükten mi? Adı ne? Ay yok dur. Yani güzel kız. Mutlaka beğenen birileri vardır. Bir şey bildiğin yok yani. Yok canım. Tahmin olarak. Neyse benim çok işim var. Kaçmak zorundayım. Görüşürüz. Kim o ya? Bu kız bir şey mi biliyor acaba? Ya Cemal'im bak uşağım yapacak işim var. Ya oyun oynama benimle ya. Ya uşağım sürprizim var diyorum sana. Güvenmiyor musun bana? Ne var sürprizim var? Ne yaptın? Ziyaretçi parkında heykelimi falan diktirdim. Ya ne alakası var uşağım ya? Bak sürprizim var diyorum sana. Ula sen benim memleketlim değil misin? Hem ne biçim Karadeniz'sin ula sen? Ben Batı Karadenizliyim Cemal. Seninle hiçbir alakam yok. Ya fark etme sonuçta Karadeniz'sin. Güven bana diyorum güven. Bak sen bile çok sevineceksin şimdi. Oğlum saçma sapan bir şey yapmadınız değil mi bu Fato Mato falan? Ya ne Fatosu ya ne Fatosu? Ne alakan var senin Fato ile? Ha değil mi? Yok bir alaka. Ahanda sürprizim. İnanmıyorum. Meleğim. Nereden çıktın sen? Seni çok özledim geldim. Meleğim benim meleğim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Mehmet! Yine yok yerinde. Az önce buralardaydı ama. Çok kaytarmaya başladı. Dün de yarım saat arattırdım. Ziyaretçi parkından çıktı. Emredin komutanım. Neredesin sen? Komutanım Tahir Yüzbaşı'ma imzalatmam gereken bazı kağıtlar vardı. Sonra... Yalan söyleme Mehmet. Al şunları da düzelt. İçindeki emirlerin sırası bozuk. Tarih sırasına göre dizilmesi gerektiğini bilmiyor musun? Yapacaktım komutanım. İyi, ortalarda dolaşacağına git yap o zaman. Emredersiniz komutanım. Ne oldu, yedi mi yemeğini? Yani hepsini yemedik komutanım. Biraz zorladım ama amcama söylerim dedi. Ben de daha fazla zorlayamadım. Tamam, sen çıkabilirsin Ferit, sağ ol. Emredersiniz komutanım. Asker abin seninle ilgileniyor. Sen niye sözünü dinlemiyorsun? Ben çekirdek sevmiyorum. Ne çekirdeği? Hani böyle yeşil yeşil, minnacık bu kadar. Mercimek vardı bugün yemekte. Niye yemiyorsun mercimek? Bak hem mercimek yemezsen büyüyemezsin. Bak Yavuz, bir daha da asker abilerin üzdüğünü görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Üsteğmenim, siz bugün bayağı yoruldunuz. Ben Yavuz'la ilgilenirim. Size zahmet olmasın komutanım. Dert etme, işine bak sen. Atış alanındaki olay yüzünden gerginsin. Çocuğa şınav çektireceksin neredeyse. Haklısınız komutanım ama böyle olaylar beni çok endişelendiriyor. O Mehmetçikleri anaları babaları bizlere emanet ediyor. Bir şey olursa sonra ne deriz? Siz üstünüze düşeni fazlasıyla yapıyorsunuz üsteğmenim. Askerler bence sizin gibi komutanları olduğu için kendilerini şanslı saymalılar. Teşekkür ederim komutanım. Hadi git sen işlerini hallet. Biz Yavuz'la birlikte resim çizeceğiz. Sağ olun komutanım. Gel bakalım Yavuz. Otur buraya. Şimdi sen bana bir tane resim çiz tamam mı? Bu da kalem. Hadi bakalım. Merhaba güzel bayan. Merhaba. Merhaba. Efendim ben de tam özel bir görevin ortasındayım. Böyle gizli bir operasyon.
Sizi böyle tek başınıza görünce dayanamadım. Yanınıza geleyim, halinizi, hatırınızı sorayım. Nasıl gidiyor? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Sağ ol. Abim çay almaya gitti, döner şimdi. Demek abin asker burada, ha? Çok güzel. O zaman sen şeyi duymuşsundur ya. Bu geçenlerde bir anket yapıldı yurt genelinde. Asker arkadaşları arasında birbirinin kız kardeşiyle hallenme oranı, yani evlenme oranı çok yüksekmiş. Bilmiyorum, mesaj yerini buldu mu? Buldu. Ama benim okulum var. Canım benim ya, sen hangi okul, ne okuyorsun? Anaokulu öğretmenliğinde okuyorum. Tamam, ne güzel, oku sen. Ben okuluna karışmam. Biraz bekleriz artık. O arada da sözü nişanı yaparız. Ha? Sen de o sırada okulu bitirmiş olursun. Vedat! Vedat! Neredesin manyak herif? Neyse, ben gideyim artık. Efendim, düşman kuvvetleri yaklaşıyor. Çok memnun oldum. Hayrola? Niye gülüyorsun? Hiç. Hadi anlat bakalım. Nereden esti? Son doktor kontrolünde durumlar iyi çıktı. Nasıl? Düzenli diyet ve diyaliz sayesinde ikinci dönem okula gidebileceğim. Yiliz? Oh be, çok sevindim. Nerede kalacaksın? Teyzem nerede? Yok, okula yakın bir yurt buldum. Yurt mu? Ha. İyi bir yer mi? Başlama hemen. Kızlar yurdu. Yurt mu? Şş, bak bizim bölüktekiler duymasın. Sonra her çarşı izninde yurdun kapısında biterler. Annem nasıl? İyi. Bensiz bir yere gidemezsin diye bir hafta uğraştırdı beni. Ama sonunda ikna ettim. Oh, bir tanecik kardeşim benim ya. Seni böyle mutlu görmek ne güzel. Benim için yaptıkları. Sus, tamam tamam. Gel bakayım buraya. Sen dünyanın en iyi abisin. Oh, canım kardeşim benim. Gitmiyor Suzi. İşim başımdan aşkın. Aman aman iyi. Bana kötü davranmak bir gelenek oldu zaten. Ya kusura bakma. Bu aralar ne yaptığımı farkında değilim. Çay içer misin? Hayır, teşekkür ederim. Ne o? Mehmet seninle konuşmuş galiba. Aman ya. Mehmet niye konuşuyormuş ki benimle? Bilmiyorum vallahi. Arkadaşın değil mi? Konuşur. Gerçi o seni pek arkadaş gözüyle görmüyor sanırım. Sana bir şey mi söyledi? Yani pek söyledi sayılmaz. Aklı sıra çaktırmamaya çalışıyor. Ama ben anlarım. Neyi anlarsın Suzi? Adamı deli etme de söylesene. Belli değil mi Fato ya? Seyfi'nin durumu neyse Mehmet'inki de aynı. Gerçi sen şimdi arkadaşız falan diyeceksin ama... bence ikisi de feci durumda. Asıl sen ne yapacaksın onu söyle. Bilmiyorum Suzi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah'ım, yerim ben bu yanakları, yerim yerim. Sen yeme, deniz yesin. Ben yersem amcan kızar. Amcan kızmaz, seni çok seviyor. Oo, öyle mi dedi? Sana amcan denizi seviyorum mu dedi? Öyle demedi, odanda sessiz sessiz yutu, sakın denizi sinirlendirme dedi. Aa, ben sinirli miymişim yani? Hiç de bile değilim. Ama şimdi sen amcam Deniz'i seviyor dedin. Onu nereden çıkardın? Melek, çocukça saçmalıyor sadece. Öyle bir şey yok. Ay yok canım, tabii. Ya biz burada zaten çocuktan alaberi oynuyoruz. Değil mi? Ne oynuyoruz burada? Seninle mi oynuyoruz burada? Yavuz. Amca! Hadi rahat bırak ablaları. Kusura bakmayın komutanım, biraz mıncıkladık. Ama biliyorsunuz yani kızlar çocuk görünce dayanamaz. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi ne diyorum babacığım ya? Gözün aydın. Vallahi bak görürsün, inşallah yeriz kardeşimiz. Güzel güzel iyileşecek, ben hissediyorum vallahi. Dur bakalım işte, şimdi yaz başına doğru bir ameliyat olma ihtimali ortaya çıktı. Aman inşallah inşallah. Ya bir an önce şu ameliyatı olsun da şu pis hastalıktan bir kurtulsun. Bize derin bir oh çekelim be. Keşke.
Ses silahı, ses gelen ısımları bağlanıp bağlanıp. Amin. Ne o? Hafızcığım bu. Atı mı indiriyorsun lan? Çalışıyorum. Aferin. Bu deniz yüzbaşlık gözüne girecek ya, kamuflaj çalışır. Araziden faydalanma, gizleme ve kamuflaj eğitimi. Düzgün söyle. Sakın beslenme olmasın. Kıskanmayın oğlum, işinize bak siz. Ya şimdi biz ciddi ciddi bu hafta sonu içeride miyiz? Evet abi, hatta ben de içerideyim. Ula çarşıya çıkan kimse yok muyum? Dışarıdan aldıracaklar mı var? Bizden sadece Ferit çıkıyor. Abi kusura bakmayın, benim randevum var. Yani poşetlerle gidemem randevuya, anlayış gösterin. Dönüşte alırsın be Ferit. Bak yeşil çay da bitti. Oh, ula nihayet bitti. Çak çak. E anla artık be tosunum. Bak babacanların tek sevdiği yeşil çay, Nurgül yeşil çay. Ya Ferit, ya harbiden ben de bir şey aldıracaktım be ya. Abi alamam, başkasını aldırın ya. E oğlum ben de çıkıyorum. E ben alırım. Nasıl çıkıyorsun sen? Sen de cezasın oğlum. E oğlum İyiliz geldi ya, yani evci izni alamadım tabii ama çarşıya çıkacağım ben ya. Şş hadi. Şimdi sen yarın çarşıya çıkıyorsun ya. Bana da şampuan alırsın herhalde. E alırım oğlum, alırım. E o zaman yarına kadar kendininkini de ödünç verirsin canım. Çaka. Ulan düşürdün lan kitabı. Nedir abicim onlar? Fotoğraf. Neden hepsinde foto var? Memek. Bak. Ben... Bana yalan dolan yapma abicim. Söyleyeceğim bir şey varsa şimdi söyle. Benim yalan falan söylediğim yok. O zaman öyle hissediyorum. Şimdi nasıl hissediyorsun peki? Çok daha yakın hissediyorum. Ama bu ileride başka şeyler olacağı anlamına gelmez, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Bir ay sonra o zaman öyleydi, şimdi böyle mi hissediyorum? Ya Mehmet bağırmasana, bir şey anlamıyorum. Bağırırım abi, burada en yakın arkadaşımın 200 lira. Ayıp be, ayıp be. Ayıp be, ayıp be. Bağırırım be. Başka kısmı yok, yürü be. Vallahi ben her şeye gidip söyleyeceğim Fatoya ya. Nedir bu be? Yapacağınız da bir ad olsa. Kendi kendinize eşinip duruyorsunuz. Halledin artık şu işi ya. Kardeşim olacak mı? Nereden çıktı şimdi o? Babaannem anlatıyor. Siz babamla küçükken hep beraber oynarmışsınız. Benimle oynayacak kimse yok. Niye? Arkadaşların yok mu senin? Arkadaşlarım var ama ben kardeş istiyorum. Annem belki bir gün bir daha evlenirse o zaman kardeşin olabilir. Evlenmesin. Keşke babam ölmeseydi. Keşke. Hadi bakalım yatmaya. Tek başıma mı yatacağım? Evet. Ama ben korkarım amca. Korkmak falan ne demek? Hem sen artık koskocaman adam oldun. Hiç abiler korkar mı? Annem de ölmeyecek değil mi amca? Yok canım. Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Bugün konuştun ya telefonla. İyiymiş. Hem sen böyle şeyleri kafana takma asker efendi, tamam mı? Hadi iyi uykular. Sana da. Çıkıyorum ben çarşıya, istiyor musun bir şey? Yok. Ne o? Hayda, vermedin mi oğlum Emre Levent Üsteğmen'e? İki gün oldu lan. Kaybolmuş derim abi. Bakarsın beni yollamaya kalkarlar, neme lazım. Ne güzel işte. NATO birliği. NATO kafa, NATO mermer. Gidemem abi ben başka bir yere. Bana bak, sen çok taktın kafayı bu kıza ha. Hırs yapıyorsun, dikkat et. Sana kız diyen oldu mu şimdi? Ne fatosu abi ya? Ben sizden ayrılamam ya, sizden. Gerçi
Sen bizim milli takıma sattın ama neyse. Aferin işte, hep böyle. Hiçbir şey için moralini bozma. Bu arada yengeni senin için yanağından öpeceğim. Bana ne faydası var? Öyle işte, içinden geldi. Ha, şampuanı unutma. Şampuan, tamam. Kaçtım ben, görüşürüz. Kısmet. Evet, gel. İyi nöbetler komutanım. Hoş geldin paşam. Gel bakalım şöyle, hoppa. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ben seninle evleneceğim. Oo, ne zaman istemeye geleceksin bakalım? Bu aralar evliliğe takmış. Baktı ki amcasında tık yok. Nasıl, anlamadım komutanım. Yok bir şey. Ne o? Bana tatlı mı getirdiniz yoksa? Çok güzelmiş. Hatta fotoğraflarda göründüğünden daha güzel. Niye ona aşık olduğunu söylemiyorsun abi? Çok geç kaldım Beyliz. Ta en başında söylemeliydim. Çok geç kaldım. Sen beni bir dakika beklesene burada. Hemen geliyorum, tamam mı? Selam. Selam. Diğerleri nerede? Herkes cezalı. Benle Ferit hariç. Mehmet de mi? Niye sordun? Hiç. Öylesine. Ne haber Seyfi? İyiyim. İşin var mı Fatma? Hı hı. Evet. Ya bak, ben aslında müsaitsen biraz konuşabilir miyiz diyecektim. Hayırdır? Ya bak, biraz garip gelebilir. Haddim de değil. Ama sana bir şey söylemek istiyorum. Fato, Mehmet sana hala aşık. Yani en azından ben öyle sanıyorum. Seyfi, benim artık... Ya bir şey söylemek zorunda değilsin. Yani bu sizin özeliniz. Hem ayrıca ben karıştığım için de özür dilerim. Ama yani sen benim arkadaşımsın. Arkadaşımsın işte. Mehmet nasılsa sen de öyle, arkadaşımsın. Onun için de bunu bilmen gerekir diye düşünüyorum. Yani eğer Mehmet'le ikiniz yani hala... Neyse. Beni ilgilendirmez. Hoşça kal. Bu tamam. Biz teşekkür ederiz. Hayatım, ben bile oraya gideceğim. Okey, kapıdayım ben. Nerede kaldı bu kız? Ne haber, ne yapıyorsun? Ne olsun öyle, takılıyorum. Başak'la mı? Hayır, Burçin'le. Başak haftaya. Kemal değil mi? Kaan. Eyvallah, pardon Kaan. Önemli değil. Ya kusura bakma, öyle aramızda eskiledi vardı, ona istinaden. Merhaba. Merhaba. Gidelim mi Ferit? Olur, gidelim. İyi eğlenceler size. Size de. Çok abarttık paşam. Pastaların hepsini biz yedik. Amcam bir tane bile yemedi. Amcam çikolata sevmiyor ki. Peki ne seviyor? Turşu, bir de acı biber seviyor. Dikşin, dikşin, dikşin. Tam düşündüğüm gibi. Turşu ve acı biberi mi düşünüyordunuz komutanım? Belli ki kendine eziyet etmeye meyillisin. Ya insan tatlı gibi bir şey yemeyip de acı biberi nasıl seviyor hiç anlamıyorum. Dikşin, dikşin, dikşin. Amca, ben dışarı çıkacağım.
Olmaz Yavuz, yalnız çıkamazsın. Birazdan ben seni götürürüm. Ya ben kendim gidebilirim, yolu öğrendim. Yavuz, götüreceğim dedim. İki dakika sabırlı ol. Ben kendim gidebilirim değil mi? Yavuz! Kızmaya başlıyorum ama. Niye bağırdığını bile anlamadı. Anlaması şart değil. Güvende olması daha önemli. Yanlış anlamazsan bir şey söyleyebilir miyim sana? Tabii, buyurun komutanım. Gerçek baba tepkileri veriyorsun. Yani amcası değil, babası da olsan aynı şeyi söylerdi. Sen de zorlu bir görevi üstlenmek zorunda kalırsan ve abin gibi... Yani babasından sonra seni de kaybederse bunu kaldıramaz diye düşünüyorsun. Bu yüzden sana bağlanmasına izin vermiyorsun, değil mi? Komutanım, ben ve askerlerim araziden faydalanma, gizleme ve kamuflaj eğitimi tatbikatına hazırız komutanım. Teşekkür ederim Asteğmen'im. O zaman saat 3'te kademenin arkasındaki ağaçlıkta hazır olun. Emredersiniz komutanım. Yaşasın, bir uzaylıyı daha yok ettin. Ferit! Ferit! Ya Ferit! Dur bir sakin ol. Bir de sen koşma peşimden. Ya dalga geçme. Hem zaten ben senin hayran kitlene dahil değilim. Öyle büyük konuşma. Belki bir gün olursun. Tamam. Seninle uğraşılmaz şimdi. Şaka yapıyorum. Nasıl gidiyor bakalım? Bilmem. Şöyle böyle. Senden ne haber? Hiç, şöyle. Değişen bir şey yok yani. Ya dün koğuşta kavga mı çıktı? Öyle mi? Senin de her şeyden haberin oluyor bakıyor. Ne oluyor bu Seyfi ile Mehmet'e ya? Niye kapıştılar yine? Sence neden? Sen de mi bana kızgınsın? Hayır. Ya zaten Seyfi bugün gelip abuk subuk şeyler söyledi. Yok Mehmet hala sana aşık falan dedi. Anlayamadım. Allah Allah. Kendisi aşık değil miymiş yani? Fatu. Bak. Bu adamlar evlerinden uzaktalar. Sen de güzel bir kızsın. Peki ne yapacağım şimdi Ferit? Vallahi ne yaparsın bilmiyorum ama bir şey yapsan iyi olur. Yoksa üçünüzün de arkadaşlığı bozulacak. Yazık olacak yani. Hazır olduğunuzu düşünüyorum. Hazırız komutanım. Ay dilime eşek arısı soksun. Dilim kopardı ya. Komutanım çok özür dilerim. Bir daha baştan alabilir miyiz? Gerek yok Gökhan. Gayet iyi yapmışsın kamuflajını. Ama biraz daha akıllı olman gerekiyor. Böyle sadece ota dala bürünmek yetmez. Ayrıca sessiz de olmalısın. Sessiz olunca bunu hemen not alıyorum komutanım. Siz de düşmeden o ağaçtan inseniz iyi olur Asteğmen'im. Hay Allah! Nasıl da fark ettiniz? Siz titredikçe ağaçtan yapraklar dökülüyor da ondan. Ama kamuflajınız gayet başarılı. Evet. Teşekkür ederim komutan. Diğerleri nerede? Doğrusu onları daha kolay bulacağımı sanıyordum. Çıkın hanım, bulamadık. Kurtsunuz. Gökhan! Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Aferin. Neredeler? Deniz yüzbaşı bizi bulamayınca nasıl şaşıracak ama? Oğlum, beni. Ya sabah kadar kadın te orada aradığı durursa ne olacak be? Ya arasa ne olacak babacığım? İşte kamufle olmamız gerekiyordu. Yani saklanacaktık. İşte süper saklandık. O duruyor. Çak. Ben hiç öyle el çakalarından falan hoşlanmam terlikçiciğim. Şaka lan şaka.
Çok. Uşaklar, deli yüzbaşı hepimizi böyle görürse var ya, canımıza ot tıkar. Dur babacan, dur Allah aşkına ya. Bu deniz beni artık tutuyor. Bana bir daha deniz deme. Ulan niye içiyor? Oğlum, dört kere deniz deyince geliyormuş. Dört kere deniz dediniz ama. Beş oldu. Ya kardeşim, üçü beşi aramayın. Devam edin ya. Bulamaz bizi kardeşim. Nereden bulacak bizi hemen? Nereden? Zor biraz, zor. Ya devam edin ya. Tabii. Dikkat! Nefis kamuflaj. Yo, oturun lütfen. Oturun. Aylak, emir dinlemeyen, yalancı asker kılığına girdiniz demek. Bu kılıkla hayatta tanıyamazdım sizi. Aferin size. Teşekkür ederiz efendim, ne demek? Çabuk dışarı! Çabuk! Emir edersiniz komutanım. Kimdir o? Benim Mehmet, Fato. Allah Allah ya. Ödümü kopardın. Kusura bakma. Nizamiye'den sordum. Çavuş nöbetçi olduğunu söyledi. Levent Usta hemen havadan sudan nöbet kilitledi bize. Dalga geçmeye mi geldi? Hayır tabii ki de. Konuşmamız gerekiyor. Şimdi mi? Deniz Yüzbaşı nöbetçi subayı. Eğer bir devriyeye gelirse. Mehmet. Konuşmak için çok geç bile kaldık. Ya oğlum, benim bacaklarım uyuştu. Karıncalanıyor. Hay! La oğlum, gerçek karınca bunlar, ısınıyorlar. At karıncası oğlum o, at. Nasıl lan? Nerede? O ne be? Ne at karıncası ne be? Bana bak. Oğlum, yemin ederim huylanırım ben. Bu kamuflajı yakarım, kafama sıkar giderim. Ulan çıkarım beni buradan. Sakın ha! Deniz Yüzbaşı ben gelene kadar kimse kımıldamasın dedi. Nasıl lan? Ya şeyimiz gelse, sıkışsak mesela? Vallahi ben salın gitsin derim ya. Nasıl kızdı gördünüz. Oğlum, nereden bilecek kıvırdadığımızı be ya? Seri. Eve gidip yetiştirecek değil mi İspiyoncu? Emir demiri keser kartopu. Savaş şartlarındayız. Ordudan kaçanlar gerekirse cezalandırılacak. Yani vurulacak. Oha! Yuh! Şişeye bak. Sana kaldıysak biz yanmışız zaten. Sen ulan savaş şartları der, yersin bizi ha. Yer vallahi. Hem de nasıl yer? Şuna baksana, domuz gibi duruyor karşımızda. Efendi Altasun, görevli onbaşı var senin karşında. Sen görevli onbaşıysan, ben de cezalı çavuşum. Bundan sonra bir yanlış yaptığını görmeyeyim seni. Yürü be Cemal'im. Sen susla, baş belası. Ne gelirse zaten senin yüzünden geldi başımıza. Ne kızıyorsun be? Plan harika işliyordu. Yani deniz yüzbaşı bizi bulmasaydı harika işliyordu. Anam geliyor. Beyler, nasıl gidiyor? Gökhan Sırım Ankara. Asayiş Berkemal komutanım. Hiç kimse yerinden kıpırdamadı. İyi. Aklınız başınıza gelmiştir inşallah. Geldi komutanım. Tabii. Geldi vallahi. Geldi vallahi. Abi komutan. Abi. Arkada örümcek var. Nerede lan? Nerede? Örümcek! Hoş. Burada, tamam burada. Yok, kımıldıyor. Bak işte. Kımıldıyor. Abi, artık kımıldamıyor. Garip işte komutanım. Koskoca adam örümcekten korkuyor. Kaybolun gözümün önünden! Emredersiniz komutanım! Gökhan sen de! Emredersiniz komutanım! Allah'ım yarabbim ya. Var mı bir şey? Vallahi de var. Billahi var. Abi galiba şuradan sağa doğru girdi. Dur.
Şaka abi, şaka şaka Hamza abi, yok hiçbir şey yok, gitmiş. Yok yok, ben hissediyorum. Bak orada kımıl kımıl kıllı bir şey var, Allah'ını sever. Ya öfme Hamza abi, sen örümcekten daha kıllısın, örümcek ne yapsın seni? Hadi oradan, hadi oradan. İşte ben bir kere kıllı değilim. Bir kere benim lis kaşlarımın arasını almış, kıl çıkmış. Tüy çıktı, sivilce çıktı, patlattı onu. Ne o? Şimdi de metroseksüel Hamza mı oldu? Hadi oradan be, sensin metro. Ne o? Ya Şam, ne bileyim, böyle yer altına dolaşan hoş hoş nonoş gibi bir şey sançayım. Hadi oradan, sensin metro hoş hoşu Ferit Efendi. Ne? Seyfi, bir dakika benimle gelsene dışarı kadar. Şşş, Mehmet. Evet. Siz karışmayın beyler. Bu Seyfi ile ikimizin arasında. Hadi Mehmet, daha ne kadar yürüyeceğiz? Ya kavga mı etmek istiyorsun? Hadi, hadi, hadi edelim. Yumruk mu atacaksın? Hadi at. Saçmalama Seyfi ya. Seni buraya kavga etmeye getirmedim. Ya ne o zaman? Konuşmak mı istiyorsun? Hadi konuşalım o zaman. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ama galiba Faton'un sana söyleyecek çok şey var. Faton'un mu? Evet. Faton. Orada seni bekliyor. Beni mi? Evet. Seni. Hep seni beklemiş. Hadi abi. Gitsene. Hadi git. Faton?